Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çoklu kalıtımdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz C++ dilinde çoklu sınıf kalıtımı var. Aslında güçlü bir yapı. Yukarıda birden çok sınıf olabiliyor ve bunlardan kalıtım aldığınız zaman bu bütün yukarıda kalıtım alınmış sınıfların bütün özellikleri olduğu gibi aşağıdaki sınıfa iniyor ve aslında alttaki sınıfta çok az bir detay yazmanız yeterli oluyor. Ama Java dilinde e, çoklu sınıf kalıtımı bulunmamakta Bu durumda nasıl bir yol izlenebilir? Yani e, şimdi bir tane C++'da bir örnek göstereceğim ve bu örneği biz e, Java'da yazmaya çalışsaydık neleri değiştirmemiz gerekiyordu? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, önce C++ örneğimize bakalım. Burada bir yemek e, sınıfımız var, bir salata sınıfımız var ve bir tane fırın sınıfı var, bir tane de e, dilimleme diye bir sınıf var, dilimleyici diye bir sınıf var diyebiliriz. E, ve baktığımız zaman fırına mesela yemek yerleştirebiliyoruz, İşte yemek bu kadar saatte pişiyor gibi bir e, mesaj verdiğini düşünelim. Yine bu doğrayıcı. Dilimleyicide de salatayı gönderdiğimizde işte salatanın doğrandığı mesajını veriyor. Yani bu doğrama işleminin bu fonksiyonda yapılıyor. Tabi yine parametre olarak salata alıyor. Şimdi ben normalde bir yeşillik diye bir sınıf yaptım. Bu herhangi bir yeşilliklerden yeşillik yeşilliği temsil edebilir ve diyorum ki bu hem bir yemektir hem de bir salatadır diyorum. Dolayısıyla bunu ben fırına da gönderebilirim. Bunu ben doğrayıcı sınıfına da gönderebilirim. Dolayısıyla e, bu yeşillikten bir nesne üretmişim ve fırından bir nesne üretmişim ve fırına pişirmek için yeşilliği göndermişim. Aynı şekilde doğrayıcıdan bir nesne ürettim ve doğrayıcıya e, bu yeşilliği gönderiyorum ki e, burada tabii yeşillikten nasıl bir nesne oluşturmuşuz aslında e, burada bir pazı oluşturmuşuz ve o pazının işte fırında pişmesi ve diğer tarafta çiğ olarak mesela doğranmasını sağlayabiliyorum ve bunun konsol ekranında derleyecek olursak. Evet çalıştıralım ve gördüğünüz gibi çıktığımız nedir? İşte bu yeşillik 2 saat piştikten sonra yenmeye hazır şeklinde fırında bir mesajımız geldi. Bir de dilimleyici kısmından doğrayıcı kısmından da işte bunun doğrandığını yemek yenmeye hazır hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla bu çoklu sınıf kalıtımın sayesinde ben bu yeşillik sınıfını her iki tarafa da gönderebiliyorum. Yani hem fırına hem doğrayıcıya gönderebiliyorum. Yani dış dünyaya aslında bu yeşilliği tanıtmamı sağlıyor. Bunu bir şekil üzerinde gösterecek olursak. Yani burada mesela bir fırın aracı var. İşte burada da bir dilimleme aracı var. Dolayısıyla bu dış dünya oluyor. Ben bu dış dünyaya işte benim oluşturmuş olduğum. Yeşillik sınıfını gönderebiliyorum her ikisine de. Niye gönderebiliyorum? Çünkü fırın yemeği tanıyabiliyor. Dilimleme de işte salatayı tanıyabiliyor. Ben her ikisinden de kallıtım aldığım için bu ikisine de gönderebiliyorum çünkü yeşillik hem bir yemek nesnesidir hem aynı zamanda da salata sınıfıdır hem bir yemek sınıfıdır hem bir salata sınıfıdır. Peki biz bunu Java'ya geçtiğimizde nasıl e, yapabiliriz? İşte Java'da çoklu sınıf kalıtımı yok. Dolayısıyla e, ben burada yemekle ilgili ya da işte salata ile ilgili bir sınıf yapıp bunlar yeşillikte bunlardan kalıtım alamam. O zaman burada fırının tanıdığı yemeği aslında e, arayüze çekiyoruz. Yani ifoot şeklinde yemek artık bir arayüz. Burada da yine e, salata şeklinde bunu arayüz tanımına çekiyoruz ve yeşillik bu arayüzden ve bu arayüzden kalıtım alabiliyor. Yani çoklu arayüz kalıtımı bulunuyor. Dolayısıyla bakın burada bir tane yiyecek arayüzü var ve demin C++'da işte get food dediğimiz fonksiyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledim burada. Aynı şekilde e, salataya baktığımızda da burada da get salat var. Yine C++'da bu fonksiyon aslında direkt salata sınıfının içerisinde gerçekleştiriliyordu zaten. Yine burada da eee get food food sınıfının içerisinde gerçekleştiriliyordu. Ve burada benim oluşturduğum işte yeşillik sınıfında da diyorum ki bu I food ve I salat salatadan kalıtım alıyor. Yani hem bir yiyecek arayüzünden hem de bir salata arayüzünden kalıtım alıyor. Ama bu arayüzden kalıtım aldığı için bakın bu detayı burada geliştirmeniz gerekiyor. Ben C++ aslında greens'in içerisinde yani yeşilliğin içerisinde aslında çok bir diş bir detay yoktu. Çünkü bunları yukarıdaki sınıf zaten hallediyordu. Yukarıdaki sınıflar hallediyordu. Ama Java'ya geldiğimizde Java'da çoklu sınıf kalıtımı olmadığı için buradaki metotları ben bu sefer aşağıda gerçekleştirmem lazım. Yani aslında aşağıdaki sınıfta detay artmaya başlıyor. Bunları burada gerçekleştirmem gerekiyor. Daha fazla aslında zaman harcanması alt sınıfların tasarımı açısından. Ama gerisi mesela işte fırın sınıfı ve yine e, dilimleme sınıfında değişen bir şey yok. Yani değişen bir şey derken bunlar artık bunların arayüzlerini yüzlerini alacak şekilde e, yazılıyor. Ve e, aynı Kodu buraya da yazıyorum ve çalıştırdığım zaman aynı ekran çıktısını alırım. Ama tabii ki çoklu sınıf kalıtımının vermiş olduğu gücü çoklu arayüz kalıtımı vermez. Burada gördüğünüz gibi ben yeşillik sınıfında ekstradan e, kod yazmak zorunda kaldım. Yani yukarıdaki sınıf, yukarıdaki arayüzde aslında bir e, şey yapılmıyor, bir detay verilmiyor. Sadece işte şu sözleşme var. Şu sözleşmeyi yerine getirmen gerektiği söyleniyor. Ve aşağıda bütün detay, detay aşağıdaki sınıfın sorumluluğunda aslında. Evet bu videomuzda çoklu sınıf kalıtımı C++'ın desteklediği güçlü bir yapı olan çoklu sınıf kalıtımının Java'da nasıl gerçekleştirilebileceğini çoklu arayüz kalıtımıyla ancak bunun mümkün olduğunu bu videoda anlatmış olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.